Güney. Güney. Güney kalk. Niye burada uyudun sen? Kalk. Dur kızım. Bir saniye. Ne oluyor? Oo. Aa. Ne oldu? Nasıl uyudun sen bu bankta ya? Aa, her yerin tutulmuş. Ya Güney, annenlerle mi kavga ettin? Ne oldu? Evet. Geceyi bir kahvede geçireyim dedim de ne çok gürültü oluyormuş oralarda ya. Uyuyamadım. Yoksa seni evden mi kovdular Güney? Bak ben benim için böyle bir şey olsun istemiyorum. Dışarıda kalmanı istemiyorum. Dur bir Songül, ne konuşuyorsun sabah sabah ya? Merak etme, başımın çaresine bakarım ben. Nasıl bakacaksın ya? Öğrenciyiz biz. Nerede yatıp kalkacaksın? Böyle olmaz. E tamam işte öğrenciyiz ne? Bir sürü öğrenci evleri var, yurtlar var. Bulurum kendime kalacak bir yer ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Al sen şunu şöyle koy. Kay bakayım biraz. Şey, ders başlayana kadar yatayım biraz. İnşallah. Cenk, sen bandajını çıkarmışsın. Ya çıkarmaman gerekiyor, bilmiyor musun sanki? O nasıl şişer var ya? Yok ya, gerek yok kadar. Ya saçmalama, ver ben sarayım. Ya kadar, ben sana yalan söyledim. Bileğim gayet iyi. Nasıl? Neden ki? Anla işte artık kadar ya. Benimle ilgilenmeni istedim. O yüzden. Ya olmaz Cenk. Bana böyle şeyler söyleme Allah aşkına. Sanki bilmiyorsun ben... Mert'le sevgiliyim. Maalesef. Maalesef mi? Duydunuz mu kızlar? Bizim yetimhane kızı bulmuş yakışıklı çocuğu, bir de maalesef diyor. Kızım sen önüne baksana ya. Karışma. Ne oldu? Zoruna mı gitti Kazanova? Yoksa bu ezik ikinizi birden mi idare ediyor? Selam. Kadir, işin yoksa bir şeyler içelim mi kantinde biraz? Mert. Kader seni aldatıyor, kulaklarımla duydum. Cenk buna asıldı. Senin yetimhane kız da maalesef sevgilim var dedi. Kader ne diyor bu? Ama ben senden ayrılmak istiyorum. Ne? Peki. Nasıl istiyorsan öyle olsun kadar. Çocuğu ya. Cenk. Ay. İşte